A Spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Nedim Yiğit ve Onur Özkan konuklarımız yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Bir başsağlığı mesajıyla başlamayı uygun görürüm. Spor basınımızın duayenlerinden aslında bizim jenerasyona dahi dokunmuş çok ince nezaketiyle her zaman aklımızda ve kalbimizde yer edecek Ahmet Çakır'ı, büyüğümüzü kaybettik sevgili seyirciler. Çok sayıda kitabı olan, köşe yazan, gençlerle özellikle çok yakından ilgilenen gerçekten özel ve güzel biriydi. Allah mekanını cennet eylesin diyecek hakikaten çok fazla bir şey yok. Sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanları kaybediyoruz. Zamanın da geçiyor olduğunu bize aslında hatırlatan durumlar oluyor. Onu senin de meslek büyüğündür yine. Kesinlikle. Aynı şekilde o yüzden senden ilk olarak bir görüş almak isterim. Benim hani beraber çalışma fırsatı bulamadığım birisi ama tabii ki bizim meslek duayenimiz. Ben şöyle söyleyeyim, Ahmet Çakır gibi duayenlerin değerini şu anda çok daha iyi anlıyoruz. Hani spor medyasının içinde bulunduğu durum, bu tür insanlar artık mumla aranır hale geldi. Bizim. Yani bugünkü kaba sabalığı düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de Ahmet Çakır'ı düşünüyorum. Evet. Ben 15 yıldır aşağı yukarı tanırdım. 2009'da mesleğe girdim. Hakikaten arada yani çok büyük bir kalite farkı var. Kalmadı yani gibi, kalmadı gibi bir şey artık o tür insanlar. O yüzden değeri çok daha fazla ve hani bizim için yokluğu çok daha büyük olacak bu anlamda Ahmet Çakır'ın. Hem tabii ki ailesinin hem spor medyasının başı sağ olsun. Bazı değerlerin kıymetini gerçekten aramızdan ayrıldığında idrak edebiliyoruz. Ben de Galatasaray'da çok kez karşılaştım. Çok küçük yaşlardan beri. Hafızasına hayran olduğum, bizim oynadığımız maçı bize pozisyonlarıyla anlatabilecek kadar derin bir hafızaya da sahip. Çok nezaket sahibi, çok nazik bir büyüğümüz. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevgili seyirciler, Trabzonspor ve Beşiktaş mücadelesiyle alakalı konuşacağız. Ligde Trabzonspor'la Beşiktaş haftanın maçında kozlarını paylaştı. Bir birlik beraberlikle sahadan ayrıldı iki takım. 13. dakikada Vişça Rafa Silva yaptığı faulün ardından kırmızı kart görmüştü. 4 dakika sonra Okay Yokuşlu'yla Trabzonspor eksik oynadığı maçta öne geçse de 39'da Jetson'la yanıt veren Beşiktaş maçın skorunu tayin etmiş oldu. Taraflar sahadan bir birlik beraberlikle ayrıldı. Hocam, Şenol Güneş'in ilk mücadelesi olması dolayısıyla özellikle Trabzonspor camiasının çok farklı bir bakış açısı vardı. Beşiktaş şampiyonluk yarışında iddiasını göstermek için kazanma niyetiyle gitmişti Karadeniz'e ama iki takımı da normal şartlarda çok memnun etmeyecek bir skor olabilirdi bu. Ama Trabzonspor'un 10 kişi kaldığını, çok uzun süre böyle oynadığını düşününce de sanki kötü bir netice olmadı özellikle ev sahibi için. Ben şöyle değerlendiriyorum. Gerçekten bu maçın dün için ben kaybeden olduğunu düşünmüyorum şu anlamda. Çok ve en ciddi sınavıydı belki Van Broekhorst'un ve Beşiktaş'ın bu sezon herkesi umutlandıran performansı. Çok zorlu bir rakip, zorlu bir deplasman, çok deneyimli bir teknik adam, bir teknik adam değişikliği, bunların hepsini göz önüne aldığımızda gerçekten önemli bir maçtı Beşiktaş açısından. Şunu da söylemem lazım. Trabzon açısından da 10 kişi kalmasına rağmen oyunun savunma bölümünü çok beklediğimden iyi oynadığını söyleyebilirim. Çünkü uzun yıllar Abdullah Avcı çok röportajlarında şunu söyledi. Geride kalabalığız ama temasımız eksik. Bunda bir sıkıntı yaşıyoruz diye. Ben de bu maçta özellikle Rafa Silva gibi, João Mario gibi, hatta koşullarıyla Getson gibi çok rahatsız edebilecek Trabzon defansını çok rahatsız edebilecek oyuncular varken buna rağmen önemli zaaflar göstermediğini düşünüyorum. Bir aralar 15 metrelere kadar, 20 metrelere kadar indirdi savunma boyunu. Bu anlamda başarılı buluyorum. Bir Rafa Silva'nın pozisyonu var mesela, değil mi? İkinci yarı hocam, hani çok önemli böyle, hani %100 diyebileceğimiz. Evet evet, yani çok tuttu oyunu. Burada şöyle bir eksiği de vardı Beşiktaş'ın. Daha önce bir maçta, Sivas maçıydı sanırım, yine Van Broekhorst'un söylediği, biraz daha ön taraftaki çeşitliliğimizi artırmamız lazım, buna çalışmamız lazım diye. O hala devam ediyor. Ama bunda sadece Beşiktaş'ın problemi değildi. Trabzon'un önemli yaptığı savunma da bunda çok
geçerliydi. Burada nasıl geçersiniz? Bir alternatif yolda kenardan ortalarla bunu geçersiniz ama kenardan gelecek ortalarda şu günkü Beşiktaş takımının başarısı Trabzon savunmasına göre çok yukarıda olmazdı işin doğrusu. Burada bir alternatif uzun boylu bir forvet olmayışından belki Beşiktaş bunu seçmedi. Ama genel hatlarıyla toparladığımızda bir tanesi çok önemli bir deplasmanda teknik adamı değişmiş ve çok deneyimli bir teknik adamı gelmiş ve herkesin oyunda değişik bir nüans beklediği ki bence bu da bunun da sinyalini verdi. Çünkü ileride kaptırdığı toplarda baskılar gördük Trabzon'da. Bu önemliydi benim açımdan. Böyle bir zorlu deplasmanda yenilmeden geri dönmek Trabzon açısından da uzun süre eksik olduğunuz bir maçı en azından savunma bölümünü çok iyi oynamasından dolayı kayıp da değil. Biraz ben baktığımda sevgili Taner Karaman'ın da sabah istatistiklerini de dinledim. Özellikle geriden oyun kurmalarda, çıkışlarda pas oranının biraz düşük olduğu Trabzon savunma oyuncularının. Bu da tabii sizi ön tarafta olmanızı engelliyor. Ama daha çok yeni, çok kısa bir süre. Buna rağmen bu ışığı bence Trabzon taraftarı da beğenmiştir diye umuyorum. Tercih etmiş olabilirler mi peki hocam bunu? Uzun oynamayı? Ha şöyle uzun da isabetli olmadı. Yani oyuna uzun da isabetli olmadı. İsabetli başlamakta sıkıntıları çekti. Evet doğru. Bazı tek kaldı çoğu zamanda ki o da bence çok kısa sürede ben bu takıma çok katkı yapacağını gösterdi diye düşünüyorum. Genel olarak bu haftada ben gollü bir maç bekliyordum. Bir kişi eksilmesi gollerin biraz sayısını azalttı. Daha keyifli bir maç bekliyordum. Maç bence yine keyifliydi. Sadece Trabzon yeterince atak karşılığı veremedi sayısal eksikliğinden dolayı. Bütün hepsini toparladığımda ben iki güzel takım seyrettiğimi söyleyebilirim. İlk yorumunu alayım maça dair. Sonrasında çok sayıda sorun var. Tamam. Önce şunu söyleyeyim. Visca mutlaka maçtan sonra hocasından, takım arkadaşlarından, evet, yöneticilerinden özür dilemiştir. Ama bence futbol kamuoyundan da bir özür dilemesi gerekiyor. Çünkü benim gördüğüm son yılların en iyi derbilerinden bir tanesi olacaktı. Eğer Trabzonspor 10 kişi kalmasaydı. Çünkü mutlaka o Trabzon'un o müthiş başlangıcına, agresif başlangıcına bir saatten sonra Beşiktaş da karşılık verecekti. Ve ardından belki de dediğiniz gibi hocam çok gollü, çok pozisyonlu, karşılıklı iki takımın da gole yakın olduğu bir derbi izleyecektik. Hani o yüzden de Visca'nın kırmızı kartı maçın da seyir keyfini bir aylı düşürdü bence. Yani çok çünkü tek taraflı bir maça dönüştü. Trabzonspor açısından şunu söyleyebilirim. 2-20-25 dakika kırmızıya kadar bir Şenol Güneş takımı izledik. Ardından Abdullah Avcı dönemine Trabzonspor geri döndü. Tabii ki alışkanlıklar var. Kadro mimarisinde bazı problemler var. Bunların bir anda aşılması mümkün değil. Evet. Şenol Hoca hani kısa vadede en fazla bu kadar dokunuş yapabilirdi. Yani sonuç itibariyle bir hocayla girdi Trabzonspor. Tabii ki. Takımı hoca kurdu. Takım hocaya göre kuruldu. Ve bu da bir dezavantaj. Kesinlikle beraberinde yani getiriyor. Aynen. Beşiktaş tarafında da hep şunu söylerdik. Tabii ki çok yüksek perdeden bir giriş ama mutlaka Beşiktaş'ın da zaafları vardır. Her takım gibi problemler yaşayacaktır. Bu maç bence Beşiktaş'ın önümüzdeki maçlarına ışık tutacak bir karşılaşmaydı. Yani en azından bazı problemler ortaya çıktı. Nedir bu? Beşiktaş önde baskı yapıp topu kapmadığında, rakibi eksik yakalamadığında, tempo yükseltemediğinde, topu hızlı çeviremediğinde üretemiyor. Mesela dün Trabzonspor'un 10 kişi kalmasıyla mecburiyetten sürekli uzun vurması aslında bir atak devamlılığı sağladı Beşiktaş'a ama neyi yapamadı bu sefer Van Bronckhorst'un ekibi? Ön alandaki baskıyla top kazanamadı. Top kazanamayınca rakibi eksik yakalayamadı. Bu da Beşiktaş'ın üretkenliğini düşürdü. Yani bu saatten sonra artık Bronckhorst'un bir ev ödevi var bence. Nedir bu? Kapalı savunmalara karşı, size uzun oynayan takımlara karşı, tempoyu düşüren takımlara karşı Beşiktaş'ın mutlaka sette bir B planı olması gerekiyor bence.